Geçtiğimiz yıl Aladağ'da 11 kız öğrenci ve bir eğitimcinin hayatını kaybettiği yurt yangının olduğu gece canlarımız ateşte yanarken kabul edilen akademisyen milletvekillerine kıyak maaş teklifine tepkiler gelince geri çekilmişti. Ancak aynı tasarı bu sefer de 13 şehidimizin olduğu gece ilgisiz bir tasarının içinde kurnazlıkla katılarak tekrar gündeme getirilmiştir. Oldukça güç koşullarda görev yapan akademisyenler, kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden alınan ekmeklerinden edilen akademisyenler bir taraftayken AKP grubunun tek derdi akademisyen milletvekili olan arkadaşlarına kıyak yapmak mıdır? O arkadaşların hangi mağduriyeti vardır? Alacakları ilave maaş hangi mağduriyetlerini giderecektir? Halkımızın işsizlik, yokluk ve yoksulluk içinde iken, terör başta olmak üzereyken, ülkemizin onca sorunu var iken bu tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirmek ahlaki ve vicdani bir davranış değildir. Hüce Meclis'in manevi şahsiyetine gölge düşürdüğü gibi bir utanç vesikesi olarak da tarihe geçmiştir.